Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 9. haftasının 2. videosundayız. Yamukta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani yamukta uzunluk özelliklerinde kalmıştık. Sayfa 116'nın sağ tarafı sonra sayfa 117 ve sayfa 118'i işleyeceğiz bu dersimizde. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yamukta uzunluk özellikleri. Arkadaşlar bir kere benzerliğe hakimseniz büyük ihtimalle yamuktaki bütün özellikleri kendiniz çıkartabilirsiniz. Ama bazı temel yapılar var o temel yapıları da bilmek lazım. Bu temel yapılardan bir tanesi birincisi yani neymiş o şu orta taban evet yamukta alt tabana ve orta tabana paralel olarak çizilen şu eşit yani yan kenarların orta noktalarını aldığımızda birleştirdiğimizde bu doğru parçası ne oluyor paralel oluyor ve bu paralel çizgiye biz orta taban çizgi istiyoruz evet üçgende de vardı orta taban yamukta da var yamukta orta tabanı bilmek lazım normalde biz klasik şöyle paralel kenar oluşturma yöntemiyle bunun ispatını rahat bir şekilde yapabiliriz aslında. C iken C, C. AXC kaldı. Buraya da AXC bölü 2 kaldı. Çünkü o, bu üçgende ort taban çıktı. C ile AXC bölü 2'nin toplamı da A artı C bölü 2 oluyor arkadaşlar. Ama biz bunu çok kullanacağız. Nasıl ki üçgende ort tabanı çok kullanıyoruz. Yamukta da ort taban önemli bir yere sahip. Eşitler gördüğümüz zaman direkt alt taban artı üst taban bölü 2 bize ort taban uzunluğunu veriyor arkadaşlar. İspatını da yaptık zaten. Sonra geldik ikinci özelliğe. EF ort taban olduğunda yani şunlar birbirine eşit ve şunlar birbirine eşit olduğunda KL uzunluğu yani X. Şu KL uzunluğu bir formülü var arkadaşlar. Nedir biliyor musunuz? A X C bölü 2. Bu sefer farklarının yarısı. Ezberleme. Sakın ama sakın ezberleme. Biraz sonra soruda da görürsünüz. Şurada bu ort taban çizgisi ise şu paraleldir. Şuradaki üçgende böyle ters yatık bir ort taban yok mu? Var. Yani C iken burası nedir? C bölü 2'dir. E hocam burada da aynı şekilde bir ort taban var. Buradaki ort tabandan da burası da c bölü 2'dir. E şu uzunluk da zaten a artı c bölü 2 a artı c bölü 2'den şu c bölü 2 ile c bölü 2'nin toplamı c yapıyor. c'yi çıkartırsak a x c bölü 2 geliyor. Sayılar olduğunda daha rahat bir şekilde çıkıyor. Bunu kural olarak ezberleme. Ha hocam ben ezberledim akılda kaldı. Yani hem köşegenler olduğunda hem de orta taban olduğunda aradaki kalan küçük parça direkt a x c bölü 2 aklında kaldıysa oradan yapabilirsin. Ama sayılar olduğunda daha rahat bir şekilde yaparsın. Bak ispatı yaptım ben ispat yöntemiyle sonuca ulaşırsın. Evet. Ege Ankara uzunluğu bu sefer böyle paralellik olduğunda ve tam böyle köşegenlerin kesim noktasından paralel çizilinde Ege Ankara ile Kara Fatma birbirine eşit oluyor. Ve Ege Ankara uzunluğu ee, neydi? Valla arkadaşlar A çarpı C bölü A artı C gibi bir şeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. E hadi bakalım ispatını yapalım. Çünkü böyle bir şey geldiği zaman da biz ispat yöntemiyle gideceğiz arkadaşlar. İspatını göstereyim sayılarla işimiz daha kolay olacak merak etmeyin. İspatını yapayım şöyle. İspatını yapacak olursak C bölü A yukarıdan aşağıya. Hocam CK ise burası AK'dır. Aynı şekilde burası CN ise burası da AN midir? Evet çünkü kelebekteki şuradaki oran K katı CN bölü AN. E hocam şurası X ise şurası X ise. Şimdi şuraya bakacak olursanız şöyle bir paralellik var. Hocam C bölü C artı A. Bak K'yı saymazsak tabi değil mi? K'yı saymazsak. Yani CK bölü CK artı AK. K, K parantezini aldığımızda K'lar gidiyor ya. C bölü C artı A neye eşittir? X bölü A eşittir. X bölü A eşittir. X'i yalnız bırak. X gerçekten daha çarpı C bölü A artı C mi eşit oldu? Evet. Hocam aynı şekilde bu da böyledir. Bak, C bölü C artı A işte y bölü A diyecek olursak, o biraz önce X bölü A'ya eşitti, o yüzden burası X şeklinde oldu. Bunu da unutma. Burası da aynı şekilde x oluyor arkadaşlar. Bakın ispat da buradan çıktı. Yani kelebek ve temel orantı benzerliğinden zaten bunu bul bulacaksın. Yani senin şu ana kadar bilmen gereken şey bilmesen yine olur ama şunu bil bilmen çok faydalı olacaktır. Çünkü çoğu soruda biz bunu kullanacağız. Hatta şimdiki özellikle bile bak yamukta açı ortaylar dik ve ortamın üzerindeki şeydir. Ama yan kenarlardan gelen açı ortaylar. Biz bunu paraya kenarda da kullanacağız. Önemli bir bilgi ispatını yapacağım. Hatta Şöyle iki tane ispatını yapayım mı ben bunun? İki tane ispatını yapayım. Şöyle bir ne yapayım? Şöyle bir copy paste yapayım. Şurada aşağıdakinde de ikinci ispatını yaparım size. Arkadaşlar açı ortaylar. Dik ve ort taban üzerinde kesilmiş. Dik kesmesi aşkar. Niye? A, A, B, B dersek. Hocam 2 artı 2 B 180. A artı B 90. A artı B 90 ise burası 90 olur. Tamam onu ispatladık. Niye ort taban üzerinde? Arkadaş şu ort taban çizgisiymiş. Ya da şu ort taban çizgisiymiş. Ben şuradan bir paralel çizecek olursam. Bak şuradan tam şuradan bir paralel çizecek olursam. Z'den dolayı burası nokta açısı mı oldu? Evet. Hocam Z'den dolayı şurası da çift çizgi olacaktı. Z'den dolayı burası da çift çizgi oldu. Noktaya ee, burası Z'den dolayı çift çizgi pardon. Burası da Z'den dolayı çift çizgi oldu. Yani burası şununla şu birbirine eşit mi oldu? Aynı. İkiz kenarlıktan bu da eşit oldu. Aa bak 90 derecenin ikinci ispatı muhteşem şu çıktı hocam diyebiliriz. Bir. Paralel çizmiştik. İşte bu paralel tam orta taban üzerinde olmuş oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani şuradan bir paralel çizdiğimizde gerçekten de orta taban çizgisi oluyormuş. Aynı şey burada da paralel çizdiğimizde şunlar da birbirine eşit oluyor. Muhteşem üçlü ve orta taban üzerinde kesmiş oldu. Birinci ispat bu. İkinci ispat hocam açıortay var ya. Öyle açı ortayda kollar açısından dikmelerin ne olduğunu biliyoruz. Eşit olduğunu biliyoruz. O zaman şu dikme ile şu dikme birbirine eşitse eğer. Hocam burada da Açı ortayda kollar açılandıkmeler eşit. Burası da eşit. Aa burası ne oldu? Tam orta nokta oldu. Yani sen buradan bir paralel çizdiğinde orta taban üzerinde olmak zorunda. Çünkü bunlar şey olduğundan dolayı orta nokta olduğundan dolayı. İki ispat da verdim. İki ispat şey yönteminde kullanacağız. Evet bunu da bilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sorularda karşımıza çıkıyor. Paraya kenarda da kullanıyoruz. Açı ortaylar yan kenarlardan gelen açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişiyor. Evet geldik beşinci özelliğe. Hmm. <laughs> arkadaşlar burada şunlar birbirine paralel olduğunda ne oluyormuş biliyor musunuz? Ben buraya yazacağım ama ee, ne yazacağım? x eksi c bölü a eksi x eşittir cf bölü cb'ye eşit oluyor arkadaşlar. Hocam nereden çıktı bu? Biz bunu ezberleyeceğiz mi? Hayır kardeşim ezberleme. İşte bak böyle kitaplarda böyle bilerek yazdırdım bu arada ben bunu. Bunu ezberlemeyin. Bak bu zamana kadar ne bilin dedim. Bir orta bana bilin. Bir de yamukta açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesir. Şunu bilmenize gerek var mı? Yok. Niye? Kendin çıkartırsın zaten. E hocam şurada bir temel orantı oluşturacak olursak. Yani paraya kenar çizecek olursak. Paraya kenar çizdiğin zaman burası C burası C. Buraya ne kaldı? X eksi C. Buraya ne kaldı? A eksi C kaldı. Ha şurası A eksi C olacakmış. Bak formül olunca ben de unutuyorum. Evet. Dediğim gibi X eksi C bölü A eksi C cf F bölü C eşitmiş. Gerçekten öyle mi? Bak. Şuna baksana. Hocam şununla şu paralel Temel orantı var. Şunun şunun oranı. X eksi C bile A C. Neye eşittir? Şunun tamamının oranı eşit değil midir? Evet. Yani bunun için bir kural ezberlemene gerek yok. Sakın ama sakın ezberleme. Ve şunu merak edenler için de böyle e, yamukta köşegenler çizildiğinde çizilmese bile doğru köşegenler çizildiğinde köşegenlerle alakalı bir formül var arkadaşlar. A, karesi artı B, karesi neye eşittir biliyor musunuz? Şuna eşittir. B kare artı D kare. B kare artı D kare artı 2 tane A C eşittir. Valla arkadaşlar bunu yazıyorum ama ben bu yaşıma kadar kullandım mı? Kullanmadım. Niye? Kullanma gereği duymadım. Niye? Ya, üçgen bilgisiyle karşıma zaten sonuç çıkıyor yani. Gerçekten çıkıyor. Direkt formülü kullandırıcı bir şey de ÖSYM'e sormaz. Bence bilmeyin. Yani e, burada böyle de bir şey var. Bazı kitaplarda falan karşınıza çıkarsa da Hani açıp şu özelliğe de bakabilirsiniz diye yazdım buraya. Ama dediğim gibi sorularda karşınıza çıkar mı? Çok da fazla zannetmiyorum açıkçası. Valla çıkarsa da bir şekilde üçgen bilgisiyle de cevaba ulaşırsınız büyük ihtimalle. Çünkü emin olun ben bu yaşıma kadar bunu kullanmadım. Gerçekten kullanmadım. Sorusu geldiyse de kullanmadım ya. Gerçekten kullanmadım. Yani başka üçgen mantığıyla yapmışımdır sorusu geldiyse de. Bakalım biraz sonra utanıyormuşuz. Bununla ilgili bir soru çıkarmış böyle. bulsuz yapamıyormuşuz. Evet bir bir formül var. Köşegenlerin kareleri toplamı yan kenarların kareleri toplamı artı 2 çarpı AC. Alt tabanla üst tabanı çarpı şeklinde bir formül var. Evet geldik sorulara. Arkadaşlar bak bu orta taban çizgisi 8 direkt x artı 12 bölü 2. Zaten bir tek bunu bilin dedim ben ya. Diğerlerini bilmenize gerek yok. E, paralel kenar oluşturarak da yine sonuca da ulaşabilirsiniz. Evet buradan 16 eşittir x artı 12 olduğundan dolayı x'i böylelikle kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Evet örnek 15'i 4 bulduk. Geldik örnek 16'ya. Hocam direkt x farklarının yarısıydı. 16-8 bölü 2'yi yazabilirsiniz. Ama dikkat et kardeşim şu üçgende ne var böyle? Orta taban var. Orta tabandan dolayı şu uzunluk nedir? 4'tür. Aynı şekilde şununla da şu da orta taban var. 8 ise burası da 4'tür. e Bu uzunluk orta taban çizgisi. 16 artı 8 yani 24 bölü 2'den 12'dir. E X artı 8 eşittir 12 olduğuna göre x'i de böylelikle kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Örnek 16'yı 4 bulduk. Geldik örnek 17'ye. Evet bütün cevaplar bu arada 4 çıktı galiba değil mi? Evet burası 4 burası 4. Sıradaki de 4 galiba. Neyse. Bununla ilgili formül vermiştik. Neydi formül? İşte x neye eşittir arkadaşlar? A çarpı C bir artı C. Ama gerek yok diye söylemiştik. EF x nedir diye soruluyor. Aa EF soruluyor bana. EF'nin tamamı. Arkadaşlar öncelikli olarak şuraya bakacak olursanız sayılar bizi yönlendiriyor. Şu kenarlar paralel ya. Şurada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. O zaman burası A ise burası 2A. Burası B ise burası 2B midir? Evet. Şurada bir Y'yi bulalım biz. Y'yi nasıl bulacağız? Hocam 1 bölü 3 oran var burada. A bölü 3A eşittir Y bölü 6'dan. Y kaç çıktı? 6 bölü 3'den ya da 3'ü eşittir 6'dan Y'yi 2 bulduk. Evet Y2. E aynı şekilde bak şurada da 1 bölü 3 e, n bölü 6 diyebiliriz. Oradan da çıkar ama neyse yazalım. 1 bölü 3 eşittir n bölü 6'dan n'i kaç buluruz arkadaşlar? n de 2 çıkar. Bizden EF uzunluğu isteniyor. EF uzunluğu da 2 artı 2'den toplamda kaç yapar? Burası da 2. Burası da 2 oldu çünkü. 4 yapar. Ya da dediğimiz gibi bunlar birbirine eşitti. Çünkü 1 bölü 3 oran 1 bölü 3 oran var. Ee, 6 ise 2 oldu. Burada da 1 bölü 3 oran aynı şekilde 6'ya denk geldiği için burası da eşit. Direkt 2 yazabilirdik arkadaşım buraya da. Tamam. Örnek 17'yi de yine böylelikle 4 bulduk. Ama kurala gerek var mı? Gerçekten gerek yok. Yani kuralsız bir şekilde üçgen bir yani sen dörtgenleri dörtgenlerle üçgenleri birleştirebildiğin sürece hem üçgenleri sağlamlaştırmış olursun hem dörtgenleri çok rahat bir şekilde yaparsın. Israrla bu şekilde anlatacağım ben kendi eski konu anlatımında da eski değil yani normal klasik konu anlatımında da bu şekilde yapıyorum. ÖSYM zaten bunu seviyor. O yüzden arkadaşlar siz de bunu sevin. Evet geldik buraya. Şunların üçü birbirine paralel verilmiş. E ben zaten iki şeyi bilin dedim. Bir orta taban iki. Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesir. E tamam e şurası dik ve şunun devamı orta tabandır. E bunu bilin kardeşim. Bilin yani biz bunu kullanıyoruz. Öyle çok fazla özellikle sizi boğmayacağız arkadaşlar. E Dik ve, Dik ve orta taban üzerinde kesirdik Dik ve orta taban eşit. Hatta eşit eşitken muhteşem üçten dolayı burası da eşit olur mu? Olur. Hocam şu uzunluk orta taban 10 artı 6 bölü 2. 16 bölü 2'den 8. Bu uzunluk 8 ise buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Çünkü 3'ü burada. E burası 5 iken çift çizgi. Burası da 5. Burası da 5. X de kaç yapar? 5 artı 5'ten 10 yapar. Yani örnek 18 böylelikle 10 çıktı. Geldik örnek 19'a. Açı ortaylar verilmiş. Dik ve ort taban üzerinde. Bu ort taban üzerindeki bir nokta. E bu da aynı şekilde dik ve ort taban. Bu da ort taban üzerindeki bir nokta. Birleştirilen nokta da ort taban çizgisi olmak zorunda. Hatta şöyle ort taban çizgisi paralelin devamını getirdiğimiz zaman. E ort taban olduğunu gösterelim. Eşit eşit. Hocam muhteşem üçten burası da eşit. Bunlara da çizgi çizgi diyelim. Muhteşem üçten burası da eşit. E burası beşken. Burası 5/ beş bölü iki. Burası 5 bölü iki. E o zaman burası da 5 bölü iki oldu. 7 ise burası 7 bölü 2. Burası 7 bölü 2. Burası da 7 bölü 2 oldu. E şu ortaban çizgisi. Ortaban çizgisi 12 artı 4 bölü 2. 16 bölü 2'den 8 olması lazım. Bizden de EFX isteniyor. X artı 5 bölü 2 artı 7 bölü 2. Kaç yapması lazım? 8. Bu 12 bölü 2'den 6 yaptı. X de böylelikle 8 eksi 6'dan kaç çıkıyor? 2 çıkıyor. Evet. Böylelikle Kaçıncı soru? 19. soruyu 2 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Ne var burada? E arkadaşlar hiç kural moral bakmayın ya. Yok kural moral yok. Üçgenden yapacaksın kardeşim. Paralellik verilmiş mi? Verilmiş. Hocam şu paralel. E, şu paralelse şununla şu birbirine paralel. Hatta bak buradaki temel orantıdan dolayı bunlar da birbirine paralel. E burada ne var? Bak temel orantı sayı var burada. 3 bölü 9. 3 bölü 9 neye eşittir? Y bölü 6'ya eşittir. Y bölü 6'dan dolayı. Hocam 3'e böl 3'e böl 3 1. Buradan ne geldi? 3 Y eşittir. 6 ise Y'yi 2 bulduk. Y 2 çıktı. E tamam. Sonra ne yapacağız? Hocam X'i bulacağız. E talesi hatırla. Şimdi buradaki oran bulmamız lazım. lazım de yukarıdan aşağı bu oranlamalar buradaki oranlamaya eşit olmuyor muydu? Evet. E Thales. bak üçgendeki tales. Yani 6 bölü 3 2 bölü 1. Yani burası 2 anken burası da en midir? Evet. Ya da hiç böyle şey yapma. Hocam burada 1'e 2 oran var. Enken burası 2 endir. Hatta burası hemken burası da 2 enken. Bak çünkü 2'ye 1 oran var. Burada da 2'ye 1 oran olacak. Burası da m'dir diyebiliriz. Temel orantıdan dolayı. Şu 1'e 2, 1'e 2'yi yazdık. Sonra şu paralelliğe bakarak 2'ye 1, 2'ye 1'i yazdık. Sonra 2 min kaça oranı? 3 m oranı? Neye eşittir? X bölü 12'ye. Yine temel orantı var burada. Burada M'ler nanay oldu. Buradan 3x eşittir 24 geldi. X'i de kaç bulduk o zaman? 8 bulduk. Bizden x çarpı y isteniyor. X'i 8 buldun. Y'yi de 2 buldun. Cevap ne çıktı o zaman? 16 çıktı. Evet örnek 20'yi böylelikle 16 bulduk. Geldik örnek 21'e. Evet Ali öğretmen tahtaya şekil birdeki bir ABCD yamuğunu çizip paralel olacak şekilde belirlemiş. DC, EF ve bu paralel. Peki. Daha sonra DE eşittir 2EA. Evet. DE. Burası EA uzunluğu K iken DE uzunluğunun 2K olduğunu söylemiş. Sonra olacak şekilde AB kenarını EF boyunca yukarı katladığında. Evet. Ben bunu yukarı doğru katlamışım. Yani şunu böyle yukarı katlamışım. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Eski haline geri açıyoruz şöyle. Öncelikli olarak bize ne verilmişti arkadaşlar? Burası 2K, burası K verilmişti. Burası K, K. Şuranın da 2K olduğunu biliyoruz değil mi? Evet şöyle bir katlama yaptık. E şöyle bir katlama yapınca arkadaşlar bakın dikkat edin. Nasıl bir şeyden söyleyebilirim? Aslında şurası K iken şunla şu birbirine eşit olacak diyebiliriz. Niye? İki sebepten dolayı. Katlamadan dolayı şu çizgi buraya mı geldi? Şunlar birbirine eşit ya. O zaman ortamından bunlar da birbirine eşit diyebiliriz. Birinci sebep bu. İkinci sebep de şu. Hocam burası alfa ise burası da alfa değil midir? Üst üste binen açılar eşit. E, zaten bak şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Şöyle bir z var burası da alfa yaptı. A alfa alfa. K ise burası da k oldu mu? Oldu. E bunun tamamı 2 idi. Buraya da k mı kaldı? Evet. E ben artık şuradaki yamukta şu kl uzunluğunu falan bulabilirim. A üstü k şu ve b üstü l isteniyor bizden. Şu yamuktaki ort taban arkadaşlar 12 artı 6 12 artı 6 bölü 2 18 bölü 2'den 9 çıktı. Evet şuraya kadar uzunluk 9. Arkadaşım şuraya x buraya da y diyeyim. Şurası şu katlanınca şu kenar şurada değil mi aslında? Evet. Yani bu kenar uzunluğu da 15'ti. Yani 15 uzunluğu da neye eşittir arkadaşlar? x artı 9 artı y'ye eşittir. x artı 9 artı y'ye eşittir. Böylelikle x artı y'yi kaç buluruz arkadaşlar? 6 olarak buluruz. Zaten bizden ne isteniyor? AK artı B üstü L isteniyor. A üstü K ve B üstü L isteniyor. Yani X artı Y isteniyor. Cevap böylelikle ne çıktı 21. soruda da? 6 çıktı. Evet bu şekilde bak bunun KK olmasını iki şekilde gösterdim. Şurası KK oldu. Paralel ya şu yamukta orta taban çıktı. Toplam 12 artı 6 2'den burayı buldum. E burası 15 iken burası da 15 yazınca X artı Y 6 çıktı. Evet gençler böylelikle bu kısmı da bitirmiş olduk. Yani yamukta uzunlukla uzunlukların özellikleriyle alakalı kısmı bitirmiş olduk. Ama ben size ne diyorum? Ben size diyorum ki bir orta tabanı bil. Bir de açı ortayların dik ve orta taban üzerinde kestiğini bil. Diğerleri kendiliğinden çıkacak. Nereden çıkacak? Benzerlikten benzerlikten çıkacak arkadaşlar. Tamam Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Genelde en çok benzerlik karşımıza çıkıyor. Böyle temel orantı oluşturduğumuz yerlerde oluyor. para ayar, kenar oluşturmalı yerlerde oluyor. İlk videoda yaptığımız gibi. Neyse böylelikle bu kısmı hallettik. Bir sonraki videoda ikiz kenar yamuk ve dik yamuktan bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda yani 3. videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.